Bismillahirrahmanirrahim. Bediüzzaman Hazretleri'nin muhterem talebesi Mehmet Kırkıncı, Mehmet Fırıncı ağabey. Buraya taştım. Rahatsızlığım var. Muhterem kardeşlerim ve abilerim, kıymetli basın mensupları, öncelikle yaklaşık 53 bine yakın ister Osmanlı arşivi, ister Cumhuriyet arşivi, ister Cumhurbaşkanlığı arşivi, İster emniyet arşivi, devletin bütün arşivlerindeki belgelerin %98'ini bize nasip eden Allah'a şükrediyoruz. Tabii ki bu kadar belgeyi elde ettikten sonra Rabbim Bediüzzaman Hazretleri'nin yeniden hayatının yazılması gerektiği kanaatini bize ilham eyledi. Tabii ki daha önce bizden önce Allah'ın istihdam ettiği çok büyük insanlar var. Bunların birinci derecede Necmettin Şahiner abi geliyor. Her zaman söylediğim gibi eğer onun eserleri olmasa hiç kimse üstadla alakalı bir şey yazamazdı. Asrı geri çevirmek lazım. İkinci büyük istihdam edilen insan merhum Abdülkadir Badıllı abi. Onun bize yaptığı fedakarlığı bir baba evladına yapmaz. Ben bu kadar belgeyi elde ettim deyince Akgünüz Hoca dedi. Beşinci şuada üstad büyük bir tarihçenin yazılacağını açıkça işaret ediyor ve bunun insanlık görevi olduğunu ifade ediyor. Ben bunu inşallah siz istihdam edilirsiniz. Bu sebeple Servet abiyi yaklaştırın. Bu sebeple ben elimdeki bütün vesikaları yani 19.853 sayfalık üstada ait bütün müdafaları bize teslim eyledim. Bununla da kalmayıp eserlerinin tümünün dijitalini teslim eyledi bize. Tabii bu bir müellif için çok büyük bir bahtiyarlık. Bu arada Ömer Özcan ağabeyin ağabeyler anlatıyoru, Himmet Koçoğlu ağabeyimizin Isparta kahramanları gibi eserler de bize destek oldu. Ve daha önce biz, bu bir giriştir, hayalimiz 5 cilt üstadın hayatıydı. Bir cilt de üstadın ilmi şahsiyetine ayırmaktı maksadımız. Ama evdeki pazar çarşıya uymadı. Belgeler çok fazla olunca, bilgiler de çok olunca biz 6 cildi üstadın hayatına tahsis ettik. Şimdi 6. cildini tanıtacağız. Peki üstadın ilmi şahsiyeti ne olacak? Elhamdülillah 9 aydır ona da başladık. Şöyle bildiğiniz gibi üstad Bediüzzaman Hazretleri 26 ilimde 90 kitabı yani 18 bin sayfayı ezberlemiş ve 6 bin sayfalık Risale-i Nur külliyatında bunları tatbik eylemiş. Dolayısıyla biz 16 ilme ait olan alet ilimlerini tamamladık. Şu anda 4 kardeşimiz tahsiye ediyor ama yüksek ilimlere ait ulûm-u âliye çok uzun zaman alacak. Çünkü benim kanaatim kelam ilminin yeniden yazılması lazım. Tefsir ve hadiste üstadın itirazlara verdiği cevapların tasnif ve tertip edilmesi lazım. Bunları ömür verirse yapacağız. Şimdi bugünkü konumuz olan 6. cilde geliyorum. Programımı anlatayım. Ben bir 45 dakika, belki 50 dakika bu kitabın tanıtımını sizlere yapmaya çalışacağım. Daha sonra benim hukuk fakültesinden hocam, anayasa ve İslam hukuku profesörü olan Servet Armağan ağabey 15 dakika kadar kendi kanaatlerini ifade edecekler. Duasını alacağız. Bugünkü programımız tabii ki üstadın talebeleri her zaman söz hakkına sahip. Başta Mehmet Fırıncı abi olmak üzere. Yani onları zaten söylemeye bile ihtiyaç duymuyorum. Muhterem kardeşlerim. 1400 sayfadan ibaret 6. cilt 3 ana bölümden oluşuyor. Yani çok kaba bir şekilde ama bazı örneklerle inşallah şey yapacağım, özetleyeceğim. Birinci bölüm 1 Ocak 1957'den 19 Mart 1960'a üstadın vefatından 4 gün öncesine kadar olan hayat. Bu tamamen Isparta hayatıdır. Bu dönemin bazı özelliklerini vereceğim ama bir cümleyle özetleyeyim. Tabir yerindeyse üstadın
veda dönemidir. Şehir ziyaretleri, en önemlisi bu bölümde benim kanaatim, şehirlerin nurculuk tarihi anlatılmaktadır. Yani Erzurum'da nur hizmeti nasıl başladı, İstanbul'da nasıldı vesaire, böyle yürümüştür. Bu çok önemli bir nokta. İnşallah bazı noktalara işaret edeceğim. İkinci bölüm ise 19 Mart 1960'tan 23 Mart 1960'a kadardır. Burada biz özellikle üstadın, yani resmi belgelerle ilk kabrinin nereye taşındığından tutun da asıl vasiyetnamesinin orijinaline kadar takdim etmeye çalıştık. Onu da gireceğim inşallah. Üçüncü bölüm ise, bu çok önemli bir bölüm. Muhterem büyüklerim ve kardeşlerim, biliyorsunuz 1923'ten itibaren Mustafa Kemal ve arkadaşları Bediüzzaman ve davasını yok etmek için seferber olmuşlardır. Ama 1935'te muvaffak olamamışlar Eskişehir Mahkemesi'nde. Denizli'de muvaffak olamamışlar. Ve Afyon'da özellikle İsmet İnönü savcısını, hakimini özel hazırladığı halde yine muvaffak olamamış. Bu sefer de Temyiz Mahkemesi Yargıtay geri çevirmiştir. Neticede Adnan Menderes döneminde bir iki lakırdı çıkmış. Ama 1956'da fiilen, biraz sonra arz edeceğim, özellikle 58'deki Adalet Bakanlığı'nın genelgesi Risale-i Nur'ları resmen izinli hale getirmiştir. Yani o dönemde açılan davalar hiçbir şey yapamamış, Risale-i Nur suçtur denilememiştir. Ama Risale-i Nur'u suç kabul etmek, nurculuğu suç örgütü ilan etmek üzere Allah cezasını layıkı şekilde versin, çok hain bir Diyanet İşleri Başkanı olan Tevfik Gerçeker görevlendirilmiştir. Onun son elde ettiğimiz 250 tane özel belgesinden anladığımıza göre 60 ihtilali iki sebeple yapılmıştır. Bunlardan birincisi Risale-i Nur hareketini ve dini hareketleri durdurmak. İkincisi de bunlara destek olduğu için hükümeti indirmek. Yani hükümeti indirmek ikinci plandadır. Ve bunun için üç koldan hücum başlamıştır. Biraz sonra onu özellikle sizlere arz edeceğim. Yani neler yaşanmış? Üç kol dediğim, başta en önemli kol, idari kol, siyasi kol. Gereken yapılmış. İkinci kol, ilahiyat ve diyanet kolu. Oradan hücum gelmiş. Üçüncü kol, diyanetten cesaret alan Yargıtay kolu. Onu bildiğiniz gibi yasaklamış ve birinci ceza genel kurulunun kararıyla artık nurculuk bir suç olmuş. Risale-i Nur külliyatı suç aleti olmuş. Artık Bekir Berk dönemi ve diğer avukatlar dönemi başlamış. Ta ki 1991'de rahmetli Özal gelip 163. maddeyi kaldırıncaya kadar ve nihayet 2014 yılında kıymetli başbakanımız o zaman, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı'na talimat vererek Risale-i Nur'u resmi olarak Diyanet eliyle neşredince bütün bu kaleler, yani bir nevi küfrün kaleleri yıkılmıştır. Bunu özellikle ifade edeyim. Şimdi geldik biraz daha ayrıntıya. Yani 1957'de başlayan, 1960'ta devam eden, 60'a kadar, yani 60'ın 19 Mart'ına kadar devam eden Isparta hayatı. Bu dönemde çok şey var. Ben onlara zikretmeyeceğim. Ama en önemli birkaç mesele var. Bir, 1956 tarihli Isparta Sorgu Hakimliği'nin men-i muhakeme ve eserlerin iadesi kararı Risale-i Nur'un bayramıdır. Ve resmen Latin harfleriyle neşinin, ya müessesi olarak başlamasına vesile olmuştur. Bunu özellikle ifade edeyim. Şimdi daha ileri, bu çok önemli. Daha önceki ciltlerde anlattık. İsmet İnönü 11 tane risaleyi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı'nın imzasıyla yasak hale getirmiştir. Ama şu gördüğünüz karar yüz akıdır.
1958'de çıkarılan Adalet Bakanlığı bütün Adalet Komisyonu başkanlarına gönderdiği, başsavcılara tebliğ ettiği karardır. Ve dediği şudur. 1. Basın kanunu gereği. 2. İrtica ve benzeri kanunlarla alakalı Risale-i Nur külliyatı asla yasaklanamaz, serbest olarak basılabilir diye çok açık bir genelge göndermiştir. Bu işi bitirmiştir. Buna rağmen mahkemeler devam etmiştir. Bunu da özellikle ifade edeyim. Tabii böyle olunca ben sadece bir tane şey yapmak istiyorum. Yani size örnek vermek istiyorum. Bu karar üzerine iki yerde neşriyat merkezi ortaya çıkmıştır. Birini Ahmet Aytemir abinin, Mehmet Fırıncı abinin ve İstanbul'daki abilerin tedvir ettiği İstanbul merkezli neşriyat başlamıştır. Ayrıntıya girmemek için ben çok fazla bilgileri aktarmak istemiyorum. Ama diğeri, hemen bakınız kararlar, Tahiri Bayram Zübeyir abi üçü, hiç layıkalarda bulunmayan İstanbul'daki abilerin neşir gayretlerini tebrik eden bu mektubu göndermişlerdir. Tabi mektuba hemen MAH dediğimiz, yani MIT, biliyorsunuz istihbarat teşkilatına 1950'li yıllara kadar Önemli İşler Müdürlüğü adı verilmiş. 1950'li yıllardan 64'lü yıllara kadar MAH adı verilmiş. Milli Emniyet Hizmetleri manasına. Daha sonra MIT adını alıyor. Hemen devreye girmiş. Ben misal vereyim. Said Nursi'nin yakın elemanlarından olan Tahiri Bayram Zübeyir'in İstanbul Nurcularının lideri Ahmet Aytemur'a yazdıkları mektubun fotokopisi ve neşriyatla alakalı bilgiler diye arka arkaya raporlar yayınlanmıştır. Yani sadece örnek olarak zikrediyorum. Yoksa bilgi çok. Başka bir tane, Ankara'daki neşriyatın koordinatörü ise Atıf Ural ve Sait Özdemir abidir. Allah rahmet eylesin. Yani onlar bütün hızıyla, yani bu da çok önemli bir nokta, hizmete devam etmişler. İki ayrı yerde basılmıştır. Ayrıntıya girmeyeyim. Benim girmek istediğim bir diğer nokta, yani 58 Ankara Mahkemesi'nden önce, muhterem abiler ve kardeşler, yani bütün bu 58 Haziran'ında önemli bir aile Nur Kervanı'na katılmıştır. O da birinci ailesi. Yani birinci ailesinin kendi köyündeki o hanımların isimleri bile istihbarat raporlarına girmiştir. Ben çok fazla, bakın bir tane göstereyim size. Bir tane göstereyim. Manidardır bu çünkü. Sadece yani fazla hatıra olması açısından birinci ailesi Nur Kervanı'nda demişim. Ne diyor bakınız. Sadece diyor, işte biliyorsunuz Remzi Efendi ile Halil Dayı işin başında, sadece diyor evin hanım şeyleri, erkekleri kalmamış. Pazar kasabasının Sivrikale köyünden Yusuf kızı 25 yaşında Melika birinci, Hasan kızı 16 yaşında Hilmiye birinci, bu istihbarat raporları, yani teker Zehra birinci vesaire vesaire Nur Kervanı'na katıldığını hemen istihbarat raporları devreye sokmuştur. 1952-58 yılının en önemli olaylarından biri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müspet rapor vermesidir. Zaten dikkat, o çok önemli bir konu. Ayrıntıya girmiyorum. Ama benim şahsi kanaatim, yani ne zaman biliyor musunuz? 8 Haziran'da başlayan ve 25 Temmuz'da 10 Eylül'de biten Ankara davası meşhurdur. Biz Ankara davasının bütün savunmalarını bu kitabımıza aldık. Özellikle Bekir abinin o savunması bir tarihtir. Yani tabii bunları ifade ettik. Bu arada bu da çok önemli bir nokta. Tabii İbrahim Canan Ankara'da Nur Kervanı'na katılmıştır. Onunla alakalı çok sayıda belgeler var ama ayrıntıya girmiyoruz. Şimdi bir diğer nokta ise, bu da önemli, İstanbul Üniversitesi talebelerinin Risale-i Nur'a sahip çıkmaları. Şu anda adları sayılan 11 kişiden biri o gençlerden aramızdadır. Profesör Servet Arma. Çok manidar bir şey. Bakınız. Yani
Çok manidar bir şey. Şu belge o beyanatlarıdır. İki satır dahi okusam tabii çok uzun vakit alır. İstanbul Üniversitesi'nden, nereden? Teknik Üniversitesi. Hemen söyleyeyim. Yani şöyle başlıyor. Yani şunu ifade edeyim de şöyle başlıyor. Şimdi fazla yormuyorum değil mi sizi? Şöyle başlıyor. Biz İstanbul'da yüksek tahsilde bulunan gençler Risale-i Nur'u büyük bir şevk ve arzu ile okumaktayız. Ondan çok dersler alıyoruz. Onun feyzi imanımızı ziyadesiyle kuvvetlendiriyor diye başlıyor. Kimler var imzayı atan, hazırlayanlar? Risale-i Nur okuyucuları ve talebeler adına manevi evlatlarınız üstada göndermişler. Servet, Güven, Ahmet, Şükrü, Turhan hukuktanmış. Ahmet Nuri, Mustafa, Veysel, Ceylan teknik üniversitesindenmiş. Herhalde o günleri Servet abi hatırlıyor. Arkasından tabii hemen bu mektup, üstada gönderilen mektup Bingöl'e ulaşmış nasılsa. Hemen İçişleri Bakanlığı hem Bingöl Valiliğine hem de İstanbul Valiliğine ilgililerin yakalanması, her türlü takibin yapılması şeklinde, arkasında da Ahmet Aytümür abiyle alakalı çok enteresan şeyler, takibatlar. Ben çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Şimdi bir diğer konu. O da yani bu o İsparta hayatıyla alakalı konular. Bunu özellikle ifade edeyim. Bu dönemin kahramanlarından biri de Sait Özdemir abi. Bura çok enteresan. Sait Özdemir abi İlahiyat ve Diyanet Camiası'ndan Risale-i Nur'a, o kervana katılan nadir şahsiyetlerden. Ama bir özelliği var, deli cesareti. Tam deli cesareti. Çünkü ilk mektubunu da yayınladık biz 5. ciltte. İlk yaptığı birkaç şeyden hepsi dosyaya girmiş. Ama ben vakit almamak için girmiyorum. Mevzu çok çünkü. Şimdi o mevzulardan biri Refet Kavukçu abiye levhaları yazdırıyor. Getirip yani bunlar teker teker devletin raporlarına girmiş. Ve Ankara'daki belediye otobüslerinin arkasına astığı için mahkemeler, davalar, soruşturmalar, gözaltılar. İkinci bir şey, parasını verip reklam olarak, o günün TRT'sinde radyo var tabii, Risale-i Nur'un reklamını yapıyor. Çünkü 1956'da resmen Latince basıldığı için bunun üzerine yine şeyler. Said abinin bir diğer özelliği de ihtilal sırasında da durmaması. Yahu mübarek ihtilal olmuş, herkesi tıkıyorlar. Hayır, bunu dinlemiyor Said abi. Tutuyor Danıştay'a, eserlere el koydukları için, eserlerin iadesi için dava açıyor. Dava açıyor. Davası reddedildiği gibi kendisi içeri almıyor. Arkasından askeri mahkemeye. Böyle bir şahsiyet özelliği var. Bir şey daha var. Çünkü vaktimiz hızla aktığı için ayrıntılı gitmeyeceğim. O da şu, manidardır. O kadar enteresan ki, bu Ethem Menderes denen bir hain var. Maalesef Adnan Menderes'in yani savunma bakanı, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı vesaire yapmış. Yaklaşık 21 sayfa kendi Osmanlıca yazısıyla Türkiye'deki dini cemaatlerle alakalı bir rapor hazırlamış. Bunun 8 sayfasını Bediüzzaman ve Nur Hareketi teşkil ediyor. Tabii o Necip Fazıl Kısakürek gündemde, yani onun aleyhinde epeyce şeyler yazılıyor. İslam Demokrat Partisi. Fakat yapılan en çirkef şeylerden New York Times da işin içine giriyor. Efendim, Necip Fazıl Kısakürek ve Bediüzzaman birlikte komünizmi getirmek üzere Ruslarla ittifak ediyor diye iftira ediyorlar. Bediüzzaman Hazretleri buna karşı Nur talebeleri kahramanca cevaplar vermişler. Ben arşiv belgelerinden hem Ethem Menderes'in o meşhur, gereksiz ve din düşmanlığı kokan raporunu hem de buna verilen Nur talebelerinin cevaplarını aktardım. Bu arada tabii Risale-i Nur hareketiyle Kemal Pilavoğlu'nun hareketini aynı şekilde gösterme hedefleri, gayretleri var. Ona da cevaplar var ama vaktimiz az olduğu için ben ayrıntıya girmiyorum. Merak edenleri kitabı okutuyorum. Son nokta İsparta hayatıyla alakalı 57 parlamento seçimi.
Orada iki önemli noktayı belirtmeden bu kitabı tanıtmak yanlış olur. Münevver Ayaşlı'nın makalesi 64-65'li yıllarda kaleme alınmış, bence her şeyi ortaya koyuyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu dönemle alakalı iki meselesi var. İki meselesi var. Bunlardan birinci mesele çok önemli. Nur talebelerinin siyasi partiler karşısındaki tutumuyla alakalı, bu vatanda dört parti var şeklinde başlayan o meşhur lahikası. Bana göre değerini bugün de devam ettiriyor. Yani eskimeyen düsturlar. Ben bir iki cümleyle özetleyeyim. Okursam çok zaman alacak. Birincisi diyor, İslam Demokrat Partisi. Bu milletin %60'ı tam mütedeyyin olmadan İslamiyet namına parti kurulmamalı diyor Bediüzzaman. Kanaati o. Ha bir insan, dindar insan kurabilir partiyi diyor. O kadar yeter. İkincisi Millet Partisi. Yani bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi. Çok açık konuşuyor Bediüzzaman. Bunlar iki kısımdır diyor. Birinci kısmı ta Hürriyet ve İttihat ve Terakki'den gelen bazı yerde kafa tasçı bir ırkçılığa dayanan zihniyet. Dine muhalif olan grup. Bir de diyor dindar ve milliyetçi olan insanlar. Bunlar diyor demokratlara iltihak etmek durumundalar. Makul olan odur diyor. Halk Partisi ise İttihat Terakki'nin tam devamı. Zaten ben İttihat Terakki'ye birinci Halk Partisi dönemi diyorum. Şimdi ama demokratlara da sözü var. İşte ikinci nokta bu. Çünkü hem Eskişehir'deki Yeşil Bayrak olayı, Cumhuriyet Gazetesi'nin ortaya çıkardığı aleyhte bir kampanya, hem de Risale, mesela Manisa'da bir il yönetim kurulunun üyesinin Bediüzzaman'la alakalı bir olumlu cümle konuşması sebebiyle görevden atılıyor. Demokrat Parti korku içine giriyor. Yani gölgesinden korkar hale geliyor. Bütün bunlara karşı Bediüzzaman Hazretleri mektubunu gayet açık yazıyor. Diyor ki, çok açık. Harpçılar ırkçıları elde ederek seni devirmeye çalışıyorlar diyor Menderes'e. Gayet açık bir beyan. Ben de vatanın, milletin ve dinin namına endişe ediyorum diyor. Peki bu nitekim devirdiler. Münevver Ayaşlı'nın ifadesiyle anlamadı Bediüzzaman'ı diyor. Ben aleyhte konuşmuyorum ama anlamadı Bediüzzaman'ı diyor. Şimdi devamı çok enteresan. Bu belayı bertaraf etmek için iki şey istiyorum diyor. Bunlardan birincisi, eğer bunu yaparsanız ezanı Arapçaya çevirdiğiniz gibi bütün İslam aleminin takdirini toplayacaksınız. Belaları def edeceksiniz. Birincisi Ayasofya'yı 500 yıllık eski vaziyetine iade etmenizdir diyor. Hala bu gerçekleşmedi. Ümit ederim yeni siyasiler gerçekleştirir. İkincisi Risale-i Nur'u resmen neşretmenizdir diyor. Bunu Allah bu hükümete nasip etti. Ve sayın o zamanın başbakanı, yani Tayyip Erdoğan Bey, Diyanet İşleri Başkanımız ki çok kıymetli bir kardeşimiz, onun da gayretiyle Risale-i Nur Diyanet eliyle neşredilmiş oldu. Bence çok belaları bertaraf etti. Eğer Avrupa ve yedi düvelin bugünlerde bize gelen hücumlarına karşı durmak istiyorsa, bana göre Ayasofya'yı açmalılar. İnşallah. Bana göre değil, Bediüzzaman'a göre. İnşallah. Böylece bunu tamamladık birinci bölümü. İkinci bölüme geçmemi ister misiniz? Evet. Elbet. Fazla ayrıntıya girmeyelim. Muhterem büyüklerim ve kardeşlerim. Ha bu arada tabii girmedik. Tekrar ediyorum. Bu cilt bir nevi Türkiye'deki vilayetlerin nurculuk tarihidir. Erzurum'a bir sahur nasıl girdi? İlk defa Mehmet Şercil abi, Allah rahmet eylesin, o sokmuş. Muzaffer Aslan abi, ondan sonra hocam ve diğerleri. Girmiyoruz, belgelere girmiyoruz. Şimdi gelelim 19 Mart, 23 Mart arası üstadın vefatı ve en önemlisi de üstadın vasiyetleri. Burada iki şey söylemek istiyorum. Yani çünkü bu konuyu benden iyi biliyorsunuz. Söyleyeceğim birinci şey şu. Yani bura çok önem arz ediyor. Bir defa
Efendim, Bediüzzaman Hazretleri Urfa'da hiç yatmak istemiyordu. Emir Dağı çok seviyordu. İlla beni oraya götürün diyordu. Bu sebeple abimin oraya götürülmesi lazım diye sahte bir dilekçe imzalatmışlar Abdülmecid abiye. Daha enteresan tarafı, Abdülmecid abi sanki 2 kilo patates almışlar, ailesine teslim ediyorlar. Yani geri getirdiklerinde, yani defne olup getirdiklerinde şeye, Isparta'ya, çok ilginç bir şekilde hanımına teslim ve tesellüm belgesi imzalatmışlar. Yani kocanı teslim ediyoruz diye. Bu gülüş belgelerden bahis bile etmek istemiyorum. Hepsini neşrettik. Ama asıl olan belge şu. Çok enteresan. İşte üstadın Isparta şehir mezarlığına. Şu anda orada değil. Hiç boşu boşuna. Biliyorsun basında çok enteresan şeyler çıktı. Yani defnedildiğine dair bütün etkili ve yetkililerin, Abdülmecid abi dahi, tutanağıdır. Devlet şeyindeki tutanağı. Okuyayım. Konya İmam Hatip Okulu Fahri Arabi hocası Abdülmecid Ünlü Kul'un Urfa'da metfun kardeşi Said Nursi'nin cesedini nakli kubur suretiyle Isparta'ya defnine müsaade olunmasına dair 4 Temmuz 1960 tarihli dilekçesi üzerine, yalan dilekçe uydurmuşlar. Yani zorla imzalatmışlar. İş bu talebi ısrar işar edilerek 12 Temmuz 1960 günü Afyon'a getirilmiş bulunan, burası Mevta'ya, önce Afyon'a geliyor, ait tabut Afyon'dan teslim alınarak Isparta'ya getirilmiş ve aynı gün akşam kardeşi Abdülmecid Ünlü Kul'da hazır bulunduğu halde aşağıda imzaları bulunan şahıslar huzurunda Isparta şehir mezarlığında ihsar edilmiş bulunan kabre defnedildiğine dair iş bu zabıt varakası mahallinde imza edilmiştir. Kimler var? Isparta valisi, vali muavini, emniyet müdürü, vilayet jandarma komutanı, merkez kumandanı, merkez hükümet ve belediye tabibi, hasta Mevta'nın kardeşi Abdülmecid Ünlü Kul. Peki şu anda acaba burada mı? Hayır. Üstadın meşhur vasiyetleri aynen yerine gelmiştir ve hala kabri çok halis talebeleri dışında kimse tarafından bilinmemektedir. Bir iki defa da nakledilmiştir. Ve buraya nakledilişi sonradan tevafukan bulunmuştur. Yoksa üstadın talebeleri de bilmiyordu. Bir kardeşimizin çocuğunun vefatı üzerine Isparta şehir mezarlığındaki kabir açılınca orada üstadın lahdiniyle karşılaşılmıştır. Yani tevafuk. Onun için bunu illa şuradadır buradadır diye zaten konuşmaya da gerek kalmamıştır. Bunu özellikle ifade edeyim. İkinci bir mesele, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bana göre çok önemli. Muhterem kardeşlerim, son dönemlerde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kanun da gündemde olunca ve bildiğiniz gibi bir grup sadeleştirme yoluna gidince vesaire problemler olunca benim bütün abilere istirhamım şuydu. Ne olur? Başka yola değil. Üstadın vasiyetini esas alma yoluna gidin. Yani bu tam ifa edildi mi biraz şüpheliyim. Bura çok önemli. Nedir bu? Bir defa üstad, bakınız, iki türlü hukuk var. Biri maddi hukuk. Maddi hukuk gereği resmen, yani vasiyet hükümleri ve şartları yerine getirilmedikçe kimse mirasçıları mirastan mahrum bırakamaz. Zaten mahfuz hak var ki onu yapamazsınız. Ama Bediüzzaman Hazretleri manevi hukuk açısından, yani Abdülmecid abiyi bir tarafa bırakırsanız, o da tabii 12 tane vasiyet edilen şahsiyettendir. Kendi el yazısıyla, bu zamana kadar kendi el yazısı olduğunu duymadım ben. Ama bu orijinal belge Husrev abinin arşivindedir. Ve şu anda teşekkür ediyoruz, Hayrat Vakfı bunu neşretmiştir. Halbuki elimizde şu nüsha var. Bakınız. Bu orijinal nüshadır. Üstteki. Bunu yalvardım bir kısım yetkililere. Dedim ki Bediüzzaman'ın orijinal vekaletnamesi var. Bunu esas alın. Dediler ki efendim şu alttaki ne? Daha sonra yazılan 1956 tarihlidir. Noter sen de. Buyurun. Noter mi? Hayır, noter değil. Vasiyetnameden bahsediyoruz. Vekaletname ile vasiyetnameyi birbirine karıştıranlar çok. O da büyük bir hata.
Yani ben bugün bunu hatırlatmayı zaruret biliyorum. Şimdi bakınız. Şu vasiyetnamedir. Üstad vasiyetname diye küçük bir risale de telif etmiştir. Yani toplamış. Vasiyetname diye risale var. Ve bu vasiyetname onla yakın upgrade yapılmıştır. Yani güncelleştirilmiştir. Bakın burada Üstad 12 diyor. Daha sonra bu değişmiş olabilir. Yani orijinal vasiyetname elimizdedir. Bana göre akrabaları içinde, nur talebeleri içinde esas olan budur. Buna aykırı hareket Risale-i Nur'un hukukuna muhalefettir. Bu benim şahsi kanaatim, bilgim. Kaldı ki bu da çok önemli. Daha sonra bunun Bediüzzaman'ın imzasıyla tasdik edilen başka versiyonu da var. Bir de 1956'da tekrar edilmiş. Üçüncü vasiyetname yine 1956'da. Dördüncü vasiyetname yine 1958'de ama aynı manayı teyit ediyor. Beşinci vasiyetname yine emirde alakasında vesaire de var bunlar. Altıncı ve son vasiyetname yine bunu teyit ediyor. Umum dostlarıma ve nur kardeşlerime bu vasiyeti ilan ediyorum diye başlıyor. Bakın vasiyetname kitabının da kapağı şudur. Üstad bunu tasih etmiş. Elimizde yani bu gayet açık. Gelelim bir diğer noktaya, bunu bitiriyorum. Hamza Emek ve Mehmet Çalışkan şahitliğinde noterden verilen ama orijinali elimizde olmayan vasiyetname değildir. Vekaletnamedir. Hukukta vasiyetname ile vekaletname tamamen birbirinden ayrıdır. Bu özel şartlarda verilmiştir. O zaman kim yanındaysa, burada Abdullah Yayın abinin bulunmaması onun dahil edilmemesi manasına değildir. Öteki tarafta bunların ayrıntılarına girmiyorum. Son cümle Sait Özdemir abiye 1958'de verilen şu ise bu da tamamen vekaletnamedir. Ve özel bir duruma aittir. Vasiyetname değildir. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Biliyorum epey ayrıntıya girdim. Muhterem kardeşlerim. Üçüncü bölüm. 27 Mayıs 1960 ihtilali. Evet. Şimdi burada bizim için önemli olan nokta şu. Biz Allah'a şükür ki Tevfik Gerçek Er'in belgelerine ulaştık. Ve son dönemde ulaştık. 253 tane belge. Adamcağız öyle bir defa şunu ifade edeyim. İhtilal iki iş yapmıştır aynı gün. Bir, yüksek soruşturma kurulu kurmuştur. Bu idari ve siyasi bir kuruldur. Bediüzzaman, Adnan Menderes ve arkadaşları soruşturulacaktır. İkincisi, yüksek adli kurul kurulmuştur. Bu da mahkeme yönünü halledecektir. Diyeceksiniz ki efendim, acaba bu üç koldan yapılan hücum nasıl neticelenmiştir? Bura önemli. Bir, birinci hücum idari ve siyasi tedbirler. Ne gibi? Sivas kampı gibi. Bunlardan biri. Milli Birlik Komitesi'nin kabir hırsızlığı gibi. Ama daha kötüsü, bura önemli, şu belge gibi. 60'da yayınlanan Adalet Bakanlığı'nın yani çirkef bir belgesi, genelgesi. Demiştir ki, sakıt iktidar Risale-i Nur gibi irtica dolu olan eserleri serbest bırakmıştı. Bu konudaki bütün idari genelgeleri iptal ediyor. Yani bütün adalet komisyonu başkanlıklarına, bütün başsavcılıklara götürülen belgedir bu. Maalesef bu idari kol artık tutuklamalara başlamıştır. Gözaltılar başlamıştır. Ayrıntıya girmiyor. Ama önemli bir noktaya dikkat çekiyorum. İkinci hücum kolu. Maalesef ikinci önemli ve etkili kol Diyanet ve ilahiyatçılar koludur. Şunu söyleyeyim. İlahiyatçılar da işin başını Neşe Çağatay çekmiştir. İlk aleyhte rapor, onun orijinalini neşrettik. Üstad'la alakalı onundur. Arkasından Neda Ermaner falan tuz misali katılmışlardır. Esas Neşet Çağatay'dır. Ama Allah bin kere rahmet eylesin. Ömer Nasuh'u bilmem, ben bu tür iddialara önem vermem diyerek ayrılmıştır görevden.
Yerine Hasan Hüsnü Erdem gelmiştir. Bütün belgeleri koydum buraya. Ben böyle bir şeye imza atmam demiştir. Ayrılmıştır. Alet olmamıştır. 4 sene sürmüştür Risale-i Nur'u yasaklama. Hatta 5 sene, 4,5 sene. Hocam kaçtı, 1964 müydü genel kurul? 65'in Kasım'ı mıydı? Evet, 65 Kasım. Şimdi arkasından İbrahim Elmalı gelmiştir. İbrahim Elmalı'nın resmi yazısını koydu. Risale-i Nur'lar muhteşem Kur'an tefsiridir. Aleyhte bir şeye imza atmam demiştir. Allah 1000 kere rahmet eylesin. Bunun üzerine eskiden Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcılığı yapan, ta Fatih Medresesi'ndeyken üstada düşman olan Tevfik Gerçeker Diyanet İşleri Başkanı yapılmıştır. Bu Diyanet İşleri Başkanı yapılır yapılmaz birkaç şey yapılmıştır. 3 şey yapılmıştır. Burası çok önemli. Bunlardan birincisi güya Mustafa Sabri'nin Bediüzzaman'ın aleyhinde yazdığı Et-Tuhfetür Reddiye Ala Mezhebi Said-il Kürdiye diye uydurma kitaptır. Bunu Allah rahmet etsin Eşref Edip Fergan batırmıştır. Yani böyle bir yalanı şeytan, Bediüzzaman öyle diyor ya, yani o kadar diyor mümkün olmayan bir şey ki şeytan dahi kaçar diyor. Yani bunu kabul etmez. Aynen öyledir. İkincisi, Nurculuk hakkında Diyanet'in çıkardığı rapordur. Bazen Diyanet İşleri Başkanlıkları bu adamın yaptıklarını tanımadıkları için efendim bu Diyanet'e ait değil. Doğrudur. İsebenesi falan yok. Ama bal gibi Diyanet'e aittir. Ve şu anda nasıl hazırlandığına dair belgeler de Tevfik Gerçeker'in o özel dosyasındaki 253 belgededir. Yayınladık. Üçüncü yaptıkları, Neşet Çağatay'ın hazırladığı aleyhteki raporu resmen Diyanet kurul kararı haline getirmesidir. Ve Yargıtay'a sunmasıdır. Artık üçüncü hücum kolu başlamıştır. Nedir kol? Bitiriyorum, merak etmeyin. 2-3 dakikada bitiriyorum. Adliye ve mahkemeler tarafından alınacak Risale-i Nur'ları yasaklama ve Nurculuk Hareketi'ni 163. maddeye göre suç haline getirme. Bunun için Yüksek Adalet Divanı'nı kurmuşlar. Özel gayret göstermişler. Burası çok önemli. Ama Allah o hakimlerden razı olsun. Yüksek Askeri Mahkeme bile beraat kararı vermiş bunlara rağmen. Ama mesela bizim Yüksel Kavuşlu abinin memleketi neresiydi, unuttum. Kargı. Kargı'da o kahraman savcının gayretiyle beraat kararı çıkmış. Yani çok ciddi beraat kararları var. Ama asıl önemli olan artık 1960'tan ta 1965'in Kasım'ına kadar bütün aleyhte gayretler devam etmiş ve nihayet Yargıtay, biliyorsunuz bu Yargıtay'ın başkanını, Allah ona layıkıyla cezasını versin inşallah. O adam aynı zamanda biliyorsunuz nedir, Adnan Medresesi'nin asıldığı yerde de görev alan adam. O adam Yargıtay'ın açılış konuşmasında 21 sayfanın 17 sayfasını Nurculuk ve Bediüzzaman'ın hareketini suç sayma parantez içinde ünlem zaferine ayırmıştır. Gerçekten ehli dalalet ve ehli küfür açısından zaferdir. Çünkü Mustafa Kemal muvaffak olamamıştır buna. Artık bu dönemde ne başlamış? Muhterem kardeşlerim, bu dönemde artık Bekir Berk dönemi başlamış. Binlerce davalar. Sadece Bekir Berk değil. İşte burası, onları da zikrederek nakledelim. Yani 60'tan 91'e kadar Nurculuk davaları devam etmiştir. Bunların başta Avukat Suudi Reşat Saruhan, Allah rahmet eylesin, Avukat Gültekin Sarıgül, Hüsamettin Akmumcu, birinci sırada, yani bir nevi akıncıların başı Bekir Berk olmasına rağmen onlar da elinden geleni yapmışlar. Bunu Safa Mürsel takip etmiş, İbrahim Ünlü takip etmiş. Bunları yad etmezsek Cenab-ı Hak bizi affetmez. Ve böylece Özal 1991'de 163. maddeyi kaldırarak bu dava, bu vatana, millete, gençlerin imanlarını kurtarmak üzere hizmet eden Risale-i Nur suç olmaktan çıkarılmıştır.
İşte rahmetli Özal bu. Ve bu tarafta da İşarat-ül İcaz'ın Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmış bir nüskası. Artık o da hele hele Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yaptığı hareketi söyleyerek ben sözlerime son vermek istiyorum. Servet abinin konuşmasından sonra soru gelirse cevaplandırmaya hazırım. O da şu, Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı bütün camilere ve müftülüklere Diyanetçe basılan Risale-i Külliyatını demirbaş olarak gönderme gibi bir dini hizmeti de Diyanet İşleri Başkanımız ifa eylemiştir. Hem buna vesile olan şimdiki Cumhurbaşkanımızı hem de Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ederken, bura çok önemli, geçmişte hizmeti geçen hem Menderes'e kusurlarıyla beraber hem de rahmetli Özal'a biz rahmet talep ediyoruz. Ama bir de istirhamımız var. Yedi düvele karşı durmak için Ayasofya'yı cami olarak ibadete açın diyoruz. Hürmetle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda Servet abi konuşacak. Tamam mı? Ağabey buyurun. Servet abinin sandalyesini getirin. Aslanmıyor musunuz? Gel. Allah razı olsun. Gel. Getir. Yahu kim bu bizim ekip? Bugün bir ilmi ziyafette hazır bulunuyorum. Ahmet Hoca'nın yaptığı açıklamalar ve sunduğu kitap, bir ilim adamı olarak söylüyorum, bir ilmi ziyafettir. Şimdiye kadar yayınlanmış olan 5 cildi, baştan sona kadar not alarak okudum. Dipnotlarını vesairedik, soru işaretleri de koydum. Günün birinde Ahmet Hoca'ya yeni baskısı yapılırsa, yani mütevazi bir takım istifhamlarım var. Şeref duyarız. Yani iyice okuduğumu belirtmek için bunu söylüyorum. Bir ikincisi, Ahmet Hoca'nın bu eseri muhallet bir eserdir. Yani böyle ayarını cami, etrafın cami ayarını mani olan, bütün mevzuları içine alan ve bilgi, malumat ve açıklamalarla okuyucuyu doyuran bir eser. Bu 5-6. cilt bitmiş oluyor, itmamı oluyor. İnşallah bundan sonra demin söylediği, bana da telefonda ifade etti, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ilmi şahsiyetini, kimden ders aldı, nasıl aldı, icat etti, okuduğu kitaplar, ezberlediği kitaplar ve benzeri 2 cilt olacağını söyledi bana telefonda. İnşallah onu da ikmal ve itmam etmek nasip olur. Benim duam kendisinin sağlığını devam etmesi. Bu eserlerin itmam ve ikmali saadetinde zaman zaman telefonda ve maille çok defa yazdım. Ahmet Hoca, başka işle meşgul olma, bu kitapları bitirmeye bak. Çünkü maşallah çok velut, ilmi üretimi ve yayınları, lisanura dil uzatan veya yanlış anlamalar yol açan bazı eserlerin, bazı çalışmaların, sözümü eserlerin yanlışlarını ispat halinde çalışmalar da yapıyor. Bunları yapma, evvela bunu bitir diye defalarca yazdım. Aynen öyle. Maşallah hem onu yaptı hem bunu yaptı. Son olarak da bir hoca efendinin hiç böyle ele ağza gelmeyen bir takım iftiralar, cehalet örneği bir takım şeylerin benim haberim yoktu. Kendisinden öğrendim. İnternet vasıtasıyla aldım, şeyime koydum, arşivime koydum. Şimdi bu eserlere gelince, benim kariyerimde tabii çok değerli eserler, yerli eserler, yabancı eserler okudum, okuyorum, halen okuyorum. Hem okuyan hem eser veren mütevazi bir kardeşiniz, bilim adamı. Bilim adamların çoğu branşının dışında eser okumuyor. Yani hangi dersin hocası, şu dersin hocası, sadece kendi dersiniz dar hudutlar içinde kalarak. Fakat onun dışında eser okumuyorlar. Şu şucudur, bu bucudur diye bir takım menfi davranışlarla iştinab ediyorlar. Ben deniz bunları okudum. Öğrenmek için, eksiğimi tamamlamak için okudum. Bunlara dayanarak diyorum ki, Ahmet Hoca'nın bu eseri, bu 6 ciltlik eseri, şimdiye kadar yazılmamış ve yazılması da çok zor olan. Yani bu kadar arşiv belgelerini okuyacak, değerlendirecek çok az bilim adamı var veya Ahmet Hoca gibi yok. Yani gerek emniyet arşivi, gerek başbakanlık arşivi, işte Cumhuriyet arşivi vesaire gibi
bütün arşivlerini. 50 bin civarında mı o? 53 bin. 53 bin, evet. 53 bin. Telefonda konuşuyoruz, bazen maillerle konuşuyoruz. Bunları okumak her baba yiğidin harcı değil. Yani bunların bir kısmı kaligrafi farkı sebebiyle değişik alfabeyle yazılmış, okunamıyor. Herkes okuyamıyor. Bunların hepsini bize yeni yazıyla takdim ettiği için kendisinden Allah razı olsun diyorum. İkincisi, bu esere dayanarak birkaç tez çıkması lazım ortaya. Birkaç tez. Yani her Bediüzzaman Hazretleri, her hayat safhası çok detaylı, teferruatlı bir şekilde anlatılmış. Mesela küçük bir örnek hem kendimden hem Ahmet Hoca'dan vermek isterim. Bu Eskişehir davasını bu eserle yayınlanmadan ben yayınlamıştım. Eskişehir davası. Hakimler dikkatli olmalıdırlar diye. Nesil Yayını bastı bunu. Arkasında ben Denizli davasını da yazmak istedim. Biraz belgeler topladım Afyon davasında. Fakat o sırada bu eser çıktı. Baktım ki Denizli davası artık yazmaya gerek yok. Yani çok geniş bir şekilde müdelle vesikalara istinaden yazmış. Hele Afyon davası gibi anlatılması zor olan bir dava. Yani safahatı çok sürüyor çünkü. 8 sene sürüyor o eserlerin geri alınması. 48-56'ya kadar bir macera, hukuk macerası. Savcı itiraz ediyor, beraat ediyor, Yargıtay diyor, Yargıtay bozuyor, gelen geliyor, tekrar Adalet Bakanı iadesine emir veriyor, iade etmiyorlar, tekrar bir yazı yazmıyor mesela. Bunları yağdan kıl çeker derecesinde bir sehli mümteniyle ifade ettiği için Ahmet Hoca'yı tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel attığı başlıklar ve bu Asyum Dağı'nın safahatı. Sadece genç elemanlar olursa ve ben de ve başkaları onların danışmanlığını yürüterek belki daha değişik bir takım çalışmalar yapılabilir. Fakat yani %90'ını ifade etmişti. Hele elindeki diğer belgeleri, kullanmadığı belgeleri de kullanarak veya istifadeyi açarak genç elemanlara güzel bir miras bırakmış oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bir sadaka-i cariye hükmünde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerini beyan buyurdu. Sadaka-i cariye hükmünde sevabını kendi hasenat defterine yazılmasını ve yazılmasını Cenab-ı Hak'tan temenni niyaz ederim. Üçüncü bir nokta. Şimdi Risale üzerine ve Üstad'ın hayatı üzerine bu mütevazi kardeşinizle üç kitap yazdım ben. 7-8 tane de makalem var. Bu sempozyumlarda sundum. Bunları bir araya getirdim. Bu arada bu yazarken, bu eserlerimi yazarken, çalışırken şunlara rastladım, şu müşahedeyi edindim. Risale üzerine yazı yazanlar çok defa Risale-i Nur'dan kaynak göstermeden yazıyorlar. Üstad Hazretleri bir defa dediği gibi diyor. Kime söylemiş, nerede söylemiş. Ben de bunları ilk zamanlar alıyordum. Sonra baktım ki ifade tutmuyor. Ya bu garip bir ifade. Meğer kendi aklında olan bir takım hatırayı, yani Kurunca'yı, Ahmet'ten, Mehmet'in dinlediği kendi ifadesiyle üstadın ifadesi gibi göstermiş. Halbuki Ahmet Hoca tırnak içinde göstererek, yani ilmi usulde budur. Mesuliyet ona aittir. Tırnak içinde kim konuşmuşsa ona ait neyse. Ondan sonra yorumunu, başta veya sonunda yorumunu yapıyor. Bir diğer nakıs olan durum, çok hissi ve santimental şeyler yazıyorlar. Yani çok duygusal, sevgiden neşet eden, muhabbetten neşet eden şeyler yazıyorlar. Halbuki Ahmet Hoca da seviyor bu demin ismi geçen kimseyi. Fakat bir ilmi eser yazar, yazınca bir ilim adamı, yani dipnotu, referansları, sonundaki, hele en sonundaki ilk sorun buydu. Sonunda kavram endeksi var mı diye Ahmet Hoca ilk çıkınca telef, aman dedim kavram endeksini koy. İlim adamlarımız çoğu Ahmet Hoca hala kavram endeksi olmadan kitap yazıyorlar. Yani çok anlanacak bir durum. Avrupa'da hiçbir zaman kabule şayan olmayan, kabul edilmeyen kavram endeksi yok. Yani bu terbiyeyi çok şükür Cenab-ı Hak nasip etti. Hem kavram endeksi koydum, hem kanun endeksi koydum, hem deyim ayet endeksi, hadis endeksi vesaire ki kari, yani okuyucu tevcih edilsin belli istikametler. Acaba şu ayetten bahsediyor mu Ahmet Hoca söz gelişi? Yani bahsediyor, acaba ne demiş ya Ahmet Hoca diyebilmeli. Dördüncü bir nokta, benim Ahmet Hoca'dan Ahmet Hoca'ya teklifimi vereceğim. Şimdi birkaç kitapta çıktı ama Risale-i Nur'da ismi geçen
bir takım şahıslar var. Yer isimleri, şahıs isimleri var. Bunu bazı yayın evleri şey yaptı. Yazdı çok muhtasar bir şekilde. Ahmet Hoca bu isimleri, mesela Tevfik Gerçeker demin söylediğim, söylediği, zikrettiği. Zannediyorum 5. ciltte geçiyor bu zaten evet. ismi. Fakat burada daha çok geçti. Ben derim ki, bu ek bilgiler diyor diyelim, mekan, biyografiler ayrı bir cilt olarak yayınlasın. Diyelim ki Sevil Muayedesi'ne giden kimseleri de yazmış. Bilmem hangi davada, hangi Osmanlı olayında, meclisi mevzusunda konuşmalarda. Bilmem Berzancı'nın aşiretinden bilmem kimin belgesi, üstadla birlikte bir belge yazmış. Bunu ayrıca bir biyografi, mekan ve yer isimleri diye bir ayrı bir cilt yapılmalı bu. Hin acette ben onu Tevfik Gerçeker'i bulmalıyım. Ha şu şu sayfalarda geçiyor. Ondan sonra buraya gelmeliyim. Ama Tevfik Gerçek önde burada yer. Önde yer var. Abdullah abi burada yer var. Şurada yer. Yer gösteriyorlar. Allah razı olsun. Bu da yeter. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi bu şeyi zannediyorum bir cilt kadar da tutar bu. Yani bu bilgiler iyice tafsilatlı vermiş ve arşiv bilgilerine dayanak vermiş. Ben zaman zaman bu bilgileri şu kimdir, bu kimdir, Sabri kimdir, Sabri Hoca kimdir? Mesela soy ismi Arsemen'dir. Şu kazada ölmüş, mezarı şuradadır, mezarın taşına şu yazılır. Bunları bir araya getirip bir cilt olarak ayrıca yayınlamasını teklif ederim. Bir de yine bir teklif sadedinde çok şiir geçiyor, ayet geçiyor ve hadis geçiyor. Tabi Risale'de geçtiği için Ahmet Hoca da almış bunları. Bilhassa bu eski Said döneminde. Kendisinin İstanbul'da bazı alimler, Üstad Hazretlerin yani matematik hocasıyla, bilmem filozof kimle mücadele demeyeyim veya müzakerelerinde yazdığı şiirler, onların mealleri vesaire bir hayli şey var. Bunların da bir ayrı bir risalecik olarak, bir kitapçık olarak yayınlanmasını isterim. Bu biyografiler hakikaten önemli. Mesela kardeşi Abdülmecid abinin bakkal dükkanı açtığını ben bilmiyorum. Ahmet Avcı'dan öyle. Bir ara işsiz kalmış. Vazifeden mi çıkarmışlar? Vazifeden çıkarmışlar. Bir de bakkal dükkanı açmış. Bakkalcılıkla uğraşmış. Yani bu kadar Arapça bilen, bilgisi iyi bir Arapça. Bakkal dükkanıyla meşgul olmuyor. Ondan sonra tekrar bir göreve getirmişler vesaire. Yani bunu, bu gibi bilgileri, cari bir dikkat olan şeyleri oradan da öğrenmek kabil. Dili çok güzel, açık, seçik. Dil önemli. Bazen öyle mudil ifadeler kullanıyorlar ki yazarlar. Yani o işin erbabı olan bile anlamıyor. Ne demek istediğini anlamıyor. Yani karışık. Güya aklınca çok ilmi, ıstıraflar falan kullanmak. Sadece öyle hareket ediyor. İnşallah bundan sonraki Bediüzzaman Hazretleri'nin ilmi şahsiyeti ve ile ilgili iki ciltte şey olur. Ben Üstad'ın Risale'de geçen bir ibaresine dayanarak bana cübbe giydirmeye mani haller vardı. Onu sanki icazet alamamış gibi anladım. Fakat icazetlemesi olmadığını şeklinde anladım. Ahmet Hoca'ya telefon edip dedi iki tanesi var. İki tane var. Bunların da biri Rusya seyahatinde kaybolmuş. Bir de bir savcı almış. Eskişehir davasında evet, orada vermemiş bir daha kaybolmuş yani. Ama varmış. İcazetnamesi varmış. İcazet almaya. Cübbe giymeye mani halleri olmuş. Ben onu sanki icazet almadı gibi anlamışım. Nasılsa öyle bir şey yapmışım. Bir son nokta belki. Cenab-ı Hak'tan Ahmet Hoca'ya sağlıklı günler nasip etmesini dilerim. Daha buna benzer diğer eserler yazsın. Maşallah hem bu eserleri bir şey yapıyor hem yan meselelere istidraden onlara da cevap vermek suretiyle yetişiyor. Allah kendisine her türlü beladan sakındırsın. Bir ara bana demişti şekerim var. Bu şeker hastalığı beni perişan etmeden bitirmek istiyorum. Ben de kendisine duacı olanlardan biriyim. Çünkü şeker bir krize sevk ediyor bazen zaman zaman. Kongrelerde otururken bazen hocam affedersiniz ben ara sıra ağzıma bir şey atmam lazım. Şeker hastasıyım çünkü.
arası bir şey yemesi lazım ki inşallah bu şeker hastalığı bu eserleri itmam edinceye kadar bir şey olmaz. Sağlığını bozmaz ve eserleri yazmak nasip olur. Son anlattığı Abdullah abi gelmeden 57'den bu tarafa vefatı ve ondan sonraki hayatına doğru. Belki bir iki nokta istifam bende belirdi. Bu Ethem Menderes bu raporu neye dayanarak hazırlamış ben iyi hatırlayamadım. Beşinin hepsi kitapta var. Efendim? Kitapta anlattım. Var mıydı orada? Yani başbakan mı? Ha burada var. Tabii. Onun için bilmiyorum. Niye o raporu hazırlamış anlamadım. Raporunda beşinci ciltte bahsediyor. Uzun bir rapor diyor. Evet. Tamamını neşrettim. Ha burada tamamını. Niye hazırlandığını da söyledin. Hemen cevap vereceğim. Yani niye? Müsaade buyurursan ne, cevap veririm. Buyurun. Ne münasebet? Çok manidardır. Evet. Yani bu ihtilali yapan adamlar hem Menderes'i mahkum etmek hem de dini cemaatleri rahatsız etmek için en iyi kullandıkları maşa Ethem Menderes. Hem patronuna ihanet etmiş. Yani Menderes aleyhinde de raporları var. Ama bu adam, Allah onu inşallah yeteri kadar cezalandırır. Yani bakan kendileri savurun aleyhine raporlar, mektuplar yazmış. Menderes de hayatta. Tabii. Ve çok ilginçtir. Menderes hayattayken de hep istihbaratta onun aleyhine çalışmış. Hem bakanlığını yapmış hem aleyhinde çalışmış. Halbuki çiftliğinde çalışan basit bir amele biliyorsunuz. Daha enteresan tarafı bunu Yüksek Soruşturma Kurumu'na sunmuş. Oo. Evet, yani... Başbakanın habersiz tabii. Hayır, bu 60 ihtilalinin kurduğu Yüksek Soruşturma Kurumu. Daha sonra. Yani 60 ihtilali iki kurulda devleti toplamış. Biri Yüksek Adalet Kurulu, işte o işin başında biliyorsunuz Menderes'i idam eden mahkemeler vesaire var. Diğeri de Yüksek Soruşturma Kurulu. Hep Risale-i Nur'la, Üstad'la alakalı belki şeyler, raporlar oraya sunulmuş. 20 küsur sayfalık rapor, yaklaşık 8-9 sayfası Risale-i Nur ve Üstad, geriye kalan herkes var. Yani Necip Fazıl Kısakürek var, diğer dini cemaat reisleri var, işte şey var, Medret Süleyman Efendi cemaatiyle alakalı bir paragraf var. Hepsini de şey yapmış, ihbar etmiş böyle bir adam. Demin Ahmet Hoca'nın bahsettiği Yargıtay'ın kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararıdır. Bu maalesef bir şanssızlık. Yani... keşke olmasaydı diyeceğimiz bir karar, Risale-i Nur okuma, yazma, basmanın suç olduğunu ifade eden bir şey. Ne de nasılsa oraya kadar gitmiş. Yargıtay İmran Ökten. Ceza Genel Kurulu'na evet. Gitmiş. Ben o zaman bir hep ben diyorum haliyle ifademi düzgünleştirmek için. Müstehar imzayla bu kararın 30 sayfa halinde tenkidini yapmıştım. O zaman Hilal Dergisi'nde yayınlanmıştı bu. Daha sonra da bunu düzelterek, yani bunun niçin yanlış olduğunu, hukuki açıdan, muhteva açısından, o da orada dini bilgilere aykırı bir takım ifadeler de var. Uzun bir karar olduğu için suç olduğunu da şey yapayım. Ama Ahmet Hoca bunu güzel şimdi özetledi. Şimdi okuyunca şey yapacağız. O 30 sayfalık şeyi Risale-i Nur ve Bediüzzaman üzeri incelemeli kitabımı aldım ben. 30 uzun bir dipnotlu müdeller. Çetin Özek ve benzeri kimselerin de o kararı kullanarak çok tahribat yaptılar dönemlerde, 60'lı yıllar yani. Ahmet Hoca'nın bundan bahsetmesi iyi. Şayan'a şükran nokta şudur, bu karara kimse iltifat etmedi. Ceza Genel Kurulu kararı, yani ittiba ihda etmeleri gerekir mahkemelerin, yargımın, kimse buna şey olmadı. O zaman fakültemizde, bizim fakültemizde ki dinsizlerin çok olduğumuz bir yerde, halen de kısmen öyle. Dediler ki artık bitti servet, bu Risale-i Nur beraat kararı veremez filan. Olmaması lazım dedim. Çünkü yanlış bir karar. Sohbet arasında meslektaşlarla. Fakat şayana şükran bir şey. Yargı mercileri, demin bahsettiği o kargı değil mi? Evet, kargı savcısının ve diğer kararların, Bekir Bey'in aldığı. Askeri mahkeme, yani, yüksek askeri mahkeme. Mahkemeler de dahil olmak üzere, sıkı yönetim mahkeme dahil olmak üzere. Birer beraat kararı, menü mahkeme kararları verdi. Tebrikler ediyorum tekrar Ahmet Hoca'ya. Allah razı olsun. Bu kitap gibi ve çok ilmi, her şey bakımından beni doyuran, yani her soruma cevap veren, küçük bir takım istifamlar var şimdi söyledim. O eserin şeyine, değerine bir nakise sayılmaz. İnşallah yeni eserlere yazmasını Cenab-ı Hak'tan ve muvaffak etmesini diliyorum. Allah razı olsun. Hepinize hürmetle. Allah razı olsun. Ağabey son cilttir. 20. ve 21. asır Kur'an aşıklarına mektup.
Aziz Sıddık, muhterem kardeşlerimiz. Bu defa memleket aktarında her beldedeki en güzide simaları görmekle bir sait yerinde binler saidin hizmet-i Kur'aniye'de saf tuttuklarını müşahede ederek nihayetsiz mesruriyet içinde Rabb-u Rahim'e şükrettik. Bilad-ı İslamiye'nin her köşe ve bucağında bu ulvi kalpleriyle, müstakim akıllarıyla, natuk lisanlarıyla, parlak kalemleriyle, temiz niyet ve vicdanlarıyla yüksek metanet ve ışık biraz zayıf da, metanet ve fedakarlıklarıyla dinin hadimi olan aziz kardeşlerimizi en derin kalplerimizle hürmetle yad ediyor ve vazife-i kutsiyelerinde muvaffakiyet temenni ediyoruz. İnşallah azami gayret, sebat ve fedakarlıklarıyla nur-u ilahinin ta ve kıyamet devamına vasıta ve ihtişamına dellal olurlar. Evet aziz kardeşlerimiz, muazzez üstadımızın dar-ı begaya teşriflerinden sonra muazzam bir cemaat-i nurani olarak kendini gösteren Risale-i Nur talebelerinin karşısında kökü ecnebide vatan ve millet aleyhindeki bazı cereyanların tahribatına mukabil Risale-i Nur'dan ders alarak kardeşlerimiz her biri azami bir şevk, bir gayret içinde çalışarak envar-ı imaniyi her tarafa neşrettiler. Bilhassa Risale-i Nur'un bir vazifesi olan Hatt-ı Kur'aniye'yi muhafazaya çalıştılar. Evet, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi ilmi, mantıklı şekilde tam ders alıp vermek, sonra o ders alan talebelerin her biri bir muhitte hizmet etmek suretiyle yeni yeni istidatların inkişafına koştular. Bilad-ı İslamiye'nin her bir köşesine dağılarak Şems-i Nübüvvet'in tecellisine yardım ettiler. Madem elimizdeki Risale-i Nur gayet kuvvetli, ilmi ve mantıklıdır. Tek başıyla 40 seneden beri dünyaya meydan okuyor. Kur'an'ın icazını aleme neşretmiş. Hiçbir cereyana, hiçbir hadiseye tabi olmayarak bilakis bütün cereyan ve hadiselerin fevkinde, kainat üstünde ezel ve ebedi muazzam meselesi ve bir hadise-i Muhammediye ve hakikat-i Kur'an'ı olarak görülmüş. Bütün başlar ve akıllar üstünde nur-u ilahi tebliğ etmiş ve bugün afak-ı İslamiye'yi nuruyla ihat etmiş. Böylece cüz'iyetten çıkıp külliyet kesmeden şumullü, umumi, Kur'ani bir hakikat mahiyetini almıştır. Şimdi bize düşen en mühim vazife bu haşmetli nura karşı aynalıktır. Bulunduğumuz her yerde, her zamanda, her mekan ve vazifede kulluk vazifemizi ifa etmek bu zamana kadar üzerimizde tecelli ve teali eden nimetlere karşı talebelik borcumuzu yerine getirmektir. Evet, çok uzun. Bizim imdadımıza gelen bu nur-u iman hakikatlerine muhtaç kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ellerine ulaştırmaktır. Bu çok aziz... Çok istersen yormayalım abi. Aziz, azim, üstad üstattan bir cümleyi okusun, bir paragrafı. Vefatından bir ay önce İstanbul ve Ankara'daki son dersinde
hülaseten verdikleri derste hizmet hakkaniyemizi göstermekle beraber Risale-i Nur'un geçmiş ve gelecek devrelerine işaret buyurmuşlardır. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli, belki pek yakın döneceğim veyahut bütün konuşmaktan bazen ben olduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim, ehvenüşşer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Aynı zamanda şöyle ilave ediyor, teşvik ve teşvik ediyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür, Kur'an-ı Hakim'in işaret-i gaybiyesiyle kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkiye ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur namıyla bir dersi intişare başlamış ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir derece vesile olduğu gibi İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap'ı birleştirmeye, bu Kur'an'ın kanunun esasilerini neşretmeye vesile Allah olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Allah razı olsun. Allah yeter. Daha çok diyor. Yormayalım. Çok Allah uzun. Allah cümlemizi amin. Talebesi olarak yaşatsın ve hizmetten hizmete koştursun. Bu. Çünkü yani. Yahurlar 100 seneden beri masonların böyle şeyinde dini yok etmeye çalıştılar. Aynen öyle. Dinin bütün aleyhinde ne varsa neşrettiler ve Kur'an-ı Kerim'i medettiler. Onu da biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyanları, mesela bizim gazanın müftüsü tekbir getirmiş. Kurban Bayramı'nda Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arabada çağırdılar. Sen nasıl Türkçe tekbir yaparsın? Arapça tekbir edersin. Ya, Tanrı oludur diyeceksin. Ha? Tanrı uludur diyeceksin ya. Tanrı uludur diyeceksin. Allah Cami bu de. Belanın bu yavur belasının şeyini versin Allah. Amin. Cezasını versin inşallah. Amin. İnşallah 100 sene değil, belki daha çok inşallah Risale-i Nur umumen bütün aleme neşr olacaktır. Ve bütün çalışmamız birlik ve beraberlik içinde olacak inşallah. Bundan sonra millet birbirine düşmeyecek inşallah. Allah cümlemizi uyanık, şuurlu, nur talebesi olarak çalışmakta muvaffak edilsin. Amin. Abi iki cümlede. Allah razı olsun. Abi dilinize sağlık. Gel abi. Buyurun abi. Abi. Gel abi. Abi buraya gel. Gel abi iyice gel. İyice gel ki çıkarsınız. Bu muhterem Abdullah Yayın abinin. Abi buyurun oturun burada. Okuduğu 20. asır Kur'an şakitlerine hitap diye 60 ihtilalinin verdiği zulümler karşısında. Yani bütün hizmet edenlerin, yapılan hizmetlerin hepsini böyle bir şeye, muazzam bir külliyat haline getirip bu yani onun düşmanlarının ve hadimlerinin kimler, nasıl, neler olduğunu anlatması bakımından yani her türlü takdirin üzerinde bir çalışma. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah daha yapılacak olan kısımlarını da ikmal etmek nasip etsin. Amin. Elhamdülillah. Tabii hepsi belki şey edilememiş olabilir. Bazı yani noksan olan tarafları sonradan i̇nşallah. İkmal edecek inşallah. Tamamlanacak. Ve Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah milletimizin istikametini bulmada bir büyük bir rehber halinde inşallah önümüze gelmiş bulunuyor. Cenab-ı Hak rızasına muvaffak kılsın inşallah. Evet. Ben şunu söyleyerek son verelim. Muhterem abilerim ve kardeşlerim,
Yani bu eseri 6 cilt olacağını düşünerek her cildi çok büyük masraflara mal oluyor. Yani İmak Matbaası'nın sahibi olan 3 kardeşe huzurunuzda hem dua etmenizi hem de teşekkür etmenizi istiyorum. Çünkü biz bunu basmaya gittiğimizde bir tek kuruşumuz yoktu. Yani onu bilmenizi isterim. Fakat bizim düsturumuz önce hizmet sonra imkan. Üstad da bizi yarı yolda hiç asla koymadı, koymayacak da bundan sonra inşallah. Diğer 2 cildi de neşredeceğiz. Varsa 2 soru alalım, böylece bitirelim. Buyur Abdurrahman kardeşim. Abilerim de sizin de aklınıza sınarak önce bir küçük bir şey söyleyeyim. Tezi açılacaktı. Ahmet Hocam'ı birkaç kere aramışlar. Ahmet Hocam bu kitapları telif ettiği için çok çalıştığını ve gidemeyeceğini söylemiş onlara. Onlar da beni aradılar. Abi ne yap et hocamı getir açılışa, büyük bir hizmet merkezi yapılıyor. Açılışa hocamızı getir. Ben de telefon açtım, hocamdan randevu istedim. Saat 10 gibi randevumuz vardı ama ben biraz erken geldim. 8.30 gibi falan geldim. Çünkü o zamanlarda bu Taksim'deki işte gezi olayları vardı. Geldim, kapıyı çaldım burada. Ahmet hocam kapıyı açtı bana. Pijamalarla. Hayrola hocam dedim böyle. Kardeşim ben buradayım dedi. Ben bir yere gidemiyorum. Neden? Bu eserleri telif ediyorum dedi. Yani gecemiz gündüzümüz burada, gündüzümüz burada geçiyor dedi. Ben de zannediyordum ki adam profesör olunca, bir de rektör falan olunca, hele Avrupa'da olunca bir rahat eder zannediyordum ama böyle bir şey. Şimdi Hatay'a gittik. Hatay'da Gaziantep'te tabii hocam gidecek. Gaziantep'le de program yaptılar. Orada epey biliyorsunuz şeyler var, kamplar var. İşte mülteci demiyorum ben. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Suriyeli misafirlerimiz vardı. Onların kaplarına dolaşacağız. Hocam şeker hastalığı şimdi gündeme geldi. Şu hocamın şekeri var yüksek dozda. Ben işte bilmiyorum. Dozunu da bilmediğim için açıkçası bilmiyordum. Hiçbir bilgim yoktu. Bir ara böyle bakıyorsunuz hocamın şekeri yükseliyor demek ki. Kardeşim ben tabii ben bilmiyordum şekerin yükseldiğini bilmiyorum. Kardeşim beni buraya niye getirdiniz? Ben niye buradayım falan böyle sinirleniyor. İçeriye giriyoruz. Başlıyor Risale-i Nur anlatmaya. Başlayınca çıkıyoruz. Ya Abdurrahman kardeş, Allah senden razı olsun. Ne büyük bir hizmet oldu. Risale-i Nur'u anlattık bunlara falan. O adam gitmiş başka bir, çünkü şekeri de. Allah. Risale-i Nur hizmeti hocamın şekerini de düşürüyordu. Bir tek bir şey kaldı. Biz işte Gaziantep'e gidince oradaki abiler, kardeşler sağ olsunlar. İşte yemekler, Gaziantep sofraları biliyorsunuz falan. Biz onlara dayanıyoruz. Hocam içeride bilgisayarın başında, laptopun başında yazıyor. Ya hocam yemeğe gel. Kardeşim yazıyorum diyor. Bunları yazıyorum. Bunları söylemem gerektiğini düşündüm, söyledim. Şimdi soruma soruyorum hocam. Şimdi üstadımızın Bediüzzaman Hazretleri'nin mezarıyla ilgili bir şeyiniz oldu. Nedense genelde siyasilerden ve genelde de İslami hassasiyeti olan iktidar partisinden değil de İslam'la alakası olmayan partilerden sık sık Bediüzzaman'ın mezarının yerinin bulunması için işte bir şeyler veriliyor meclise falan. Nedir, nedendir? Bu sadavatsizliktir. Başka çok güzel. Tek cevap verdi. Yani bir defa biz hiç merak etmiyoruz. Çünkü üstadımız vasiyet etmiş. Benim kabrim bilinmeyecek. Hem de vefat etmeden önce. Sadece belli abiler bilecek diye. Dolayısıyla en önemli gerekçe de bu asır enaniyet asırıdır. Yani benim kabrim belli olursa nazarlar şahsıma dönecek. Halbuki nazarların Kur'an ve iman hakikatlerine dönmesini istiyorum diyor. Dolayısıyla yani bir kısım siyasi istismar ve ağabeyin dediği kelimeyi aynen tekrar ediyor. Başka var mı efendim? Ahmet Aytemur ağabeyiye soruyorlar. Üstadın mezarını biz biliyoruz. Filan yerde diyorlar. Ya bilmezsiniz diyor. Ya biliyoruz. Peki üstad yalan mı söylemiş diyor. Bir kişiden başka kimse bilmeyecek. Siz kimsiniz diyor. Üstad yalan mı söylüyor diyor. Söz yollar. Tam sadakat. Son Barla seyahatimde dediler ki ben biliyorum, ismini söylemeyeceğim. İşte burasıdır diye. Barla'ya gitmiştik. Bar bir yaz okuma şeyinde. Ya yerini bile gösteriyor bazıları. Yani bu kadar. Asıl yok, yanlış biliyorlar. Yani i̇şte yanlış olan... ben anladım, bozmadım. Bu şey altındadır, buradadır. Allah hayırlı eylesin. Barla evet, mezarı. Başka var mı sorusu olan?
bir kişiye daha isteyen varsa, yoksa kalsın. Meşhur olmak isteyenler her boyaya girer, her şeyden görünür. Onun için üstadın kitabına, Risale-i Nur'a uygun konuşmayan adamın bizde kıymeti yoktur. Aynen öyle. Yani bu şey haber, yani uydurma haberler. Peki buyur, siz son soru olsun. Ahmet Hocam'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani bizi kırmadı. İki gününde, salı günü Moral FM'e geldi. Allah razı olsun. Bir saat kadar kitabı tanıttı. Sorularımıza cevap verdi. Allah razı olsun. Altı ciltin altısını da ilk çıkar çıkmaz getirdi, bana imzaladı. O açıdan ben çok teşekkür ediyorum bu çalışmasından dolayı. Ben kitaplarda var, ben tamamına bakamadım ama yani Risale-i Nur'un Diyanet tarafından, devlet tarafıyla neşredilmesi hususunda Doktor Tahsin Kolağ'ı üstad tavzif ediyor. Ve Menderes'e gidiyor. Ve Menderes de o konuda onay veriyor. İşte diyor şeyle görüş. Özel kalem müdürü. Bunu iyi bilirsiniz. Özel kalem müdürüne gidiyor. Anlatıyor meseleyi. O da diyor ki yani Sarık Müzik isminin olması yetmiyor mu bu kitapları devlet tarafından basmamamıza diye. Oradan da öyle bir şey alıyor. Yani Menderes'in döneminde kendisi istediği zaman çevresinin engel olmasıyla alakalı bir hatıra var. Ne dersiniz? Hemen söyleyeyim ben. Biz Risale-i Nur'un Diyanet eliyle veya resmi olarak basılmasıyla alakalı bütün devletin arşiv belgelerini neşrettik. Ayrıntıya girmiyorum. Okursanız tatmin edici cevap alacaksınız. Alarız. Teşebbüsler doğrudur. Menderes'in bir isteyip bir istemediği de doğrudur. Tam istediğini söylemek mümkün değil. Hı. Ama korktuğu doğrudur. Çünkü eğer bizim kitabı okursanız göreceksiniz. Yani Menderes'le İnönü yaklaşık 2,5 ay bütün Türkiye'deki siyasi konuşmalarında tek bir konu var, o da Said Nursi. O Said-i Kürdi diyor, Menderes Said Nursi diyor. Ama korktukları bir vaka, çünkü Manisa İl Teşkilatı'nda üstada Bedirzaman dediği için il başkan yardımcısı akşamleyin telgrafla görevden alınıyor. Yani bu düşmanlık değil, korku. Bir de nasip meselesi. Yani Cenab-ı Hak demek ki nasip etmemiş ama çok büyük hizmetlere vesile olmuş. Bir defa 1956'daki sorgu hakimliği kararı ve bana göre 1958'deki size gösterdiğim Adalet Bakanlığı'nın o tebliği, tamimi yani resmen neşretmesinden daha ileri. Bu çok önemli. Çünkü hiçbir cumhurbaşkanı yok ki Celal Bayar dahil. Yani bura çok acı. Risale-i Nur'la alakalı yasak kararına imza atmış olmasın. Hepsi atmış. Mesela Demirel de atmış. 1968'de burada neşrettik. Demirel'in imzası var başbakan yardımcısı olarak. Bakanlar Kurulu Risale-i Nur'un yasaklanmasıyla alakalı kararname çıkarmış ve Cumhurbaşkanı imzalamış. Yani dolayısıyla böyle bir dönemde Menderes'in bu kadar alaka göstermesi onun rahmete layık olduğu kanaatindeyim. Dua edelim. Allah günahlarını affetsin. Ayrıntı burada. Ayrıntıya geliyorum. Peki. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ağabeylerin ellerinden öpüyorum. Hocam Profesör Servet Armağan'ın da ellerinden öpüyorum. Hepiniz teşrif ettiniz. Yani inşallah dua edin. Allah ömür verirse müjde veriyorum. Üstadın İlmi Şahsiyeti isimli kitabın 1. cildi bitmiştir. Alet ilimleri. 16 ilmi bitirdik. Kardeşler 4 kişi onu tahsiye ediyor. İnşallah 2. bölüm yani yüksek ilimler belki 2 cilt olacak, belki 1 cilt olacak. Çünkü müstakil bir kelam ilmi yazmak niyetindeyim. Yani bütün Türk İslam alemindeki insanlar, Ezher hocaları da dahil, kelam ilmi yenilenmeli diyor. Ama bu yenilenmeli talebinin ardında maalesef çok istikamet dışı, ehli sünnet dışı görüşler de konuşuluyor. En güzeli üstadın Risamur Külliyatı ki bu asırda diyor iman hakikatleri noktasında bize içtihat vazifesi verilmiş. Başkalarına sadece tefsir, tevil düşer diyor. Ve istifade düşer diyor. İnşallah bunları gerçekleştiririz. Sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve hürmetlerimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.